Çok özel bir filmle ve özel bir yönetmenin filmiyle bu hafta vizyondasınız. Biraz evet. Anlatır mısınız? Umut Üzümleri neler anlatıyor? Umut Üzümleri'ni 2 yıl önce Haziran ayında Sevgili Tunç Okan'la birlikte çekmeye başlayınca bir heyecan fırtınası içindeydik. Çünkü bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin daha doğrusu, o kadar da küçük değilim yani, çok önemli yönetmenlerinden, otobüs filminin yönetmeni. Değil mi? Efsane otobüs filmi. Efsane Tunç Okan'la birlikte olmak büyük bir heyecan verici bir noktada başladı bizde. Haziran ayında gittik. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulan köyde Fakir Baykurt'un direnen, umuda karşı hiçbir zaman inancını yitirmemiş bir öğretmenle birlikte hayatın değişimini ortak kılan insanların öyküsünü anlatmaya çalıştık. Biraz Yalan Dünya'ya geleceğim. Kanal D'nin en sevilen, en çok izlenen dizisi. Gerçekten sizin rolünüz de şahane. Orçun'la uğraşıyorsunuz bayağı. Gerçek hayatta Altan Erkek'le Orçun'un babası olsa neler yapar Orçun'a? Orçun'un biraz kılık kıyafetini normal insanların giydiği kılık kıyafete falan çevirmeye çalışırım. Yani özgürlüğünü kısıtlamak anlamında değil. Biraz şimdi son bölümde saçını kesti, saçına başına biraz önem verim. Çünkü saçını kesince daha güzelliği ortaya çıktı. Kafası çok güzel, yüzü yakışıklı, yakışıklılığı ortaya çıktı. O biraz saçların yakışmıyor evladım derim. Efendim başka ne derim? Ya biraz şu şeyle, şokella ile ekmeği bırak. Biraz meyve ye, salata ye filan diye üstüne giderim. Balık ye derim. Balık ben balığın yenmesini, balığı çok sevdiğim için herkese salık veririm o konuda. Fikirlerine hiçbir şey demem. O hepimizden daha akıllı.